Koşak Haber Merkezi'nden yeni bir programda beraberiz. Tüm takipçilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bugünkü konuklarım, program konuklarım Nuray Hanım, Nuray Kırkalıoğlu, Güneş'in Kadınları Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Güneş'in Kadınları Kooperatifi Başkanı Sayın Meltem Aksoy Hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Gazeteci Nurullah Çavuşoğlu Beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bilinen üzere ben Meltem Aksoy'a ilk başlamak istiyorum, sorumu sormak istiyorum. Kooperatifle ilgili bir takım sorunlar yaşamıştınız. Bunu da adli mercilere aktardınız. Bu konuyla ilgili de bugün bir gelişme oldu. Bize bugün yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Bugün gerçekten çok üzücü bir olay yaşadık. Hala olayın etkisindeyiz aslında. Nasıl aktarabileceğimi de bilmiyorum ama hatırladığım kadarını aktarmaya çalışacağım. Evraklarımızı incelemek üzere denetim kurulu üyemiz Nuray Kırkalıoğlu. Ben kooperatif başkanı olarak. Yanımda da işte kooperatifimize fikir babalığı yapan Erkan Cuadar, Ferhat Karatup ve eşimle birlikte ofisimize gittik evraklarımızı incelemek üzere. Kooperatifin ofisine gittiniz. Kooperatifin ofisine gittik. Evraklarımızı görmek istedik. Çünkü genel kurul kararı usulsüz bir şekilde alınmış bir genel kurul kararı vardı. Dolayısıyla evraklarımızı görmek istedik. Özellikle denetim kurulu üyemiz görmek istedi. Gittiğimizde yine aynı şeyle karşılaştık biz evraklarımızla ilgili. Evraklarımıza verilmedi. Hatta beyefendi bize biraz sert davrandı. Kadınlara sert davranıldığını görünce Erkan Çuadar sabredemedi. Bir arbede yaşandı. Bu arbede esnasında Kudret Sarı bir poşete evrakları koymuş. Ofisten çıkıyordu ki Ferhat Karaturp poşeti elinden aldı. Ve evraklarımızın bir kısmını öylelikle ele geçirebildik. Kooperatife ait evrakları. Kooperatife ait evrakları ele geçirdik. Daha doğrusu bize ait olan evrakları alabildik. Hala bir kısmı yok evraklarımızın. Akabinde işte nasıl oldu bilmiyorum. İl başkanımız, daha doğrusu İyi Parti'nin il başkanı Şener Toköz geldi. Polis geldi. Şener Toköz bize dönüp Nuray Hanım'la birlikte pisliksiniz dedi. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı kadınlara çok özür diliyorum. Herkesten, kamuoyundan da özür diliyorum, seyircilerimizden. Cumhurbaşkanı sürtük dediğinde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener haklı olarak kadınların hakkını savunmuştu. Şu anda iki tane dava arkadaşı olan kadına da Uşak İl Başkanı, İyi Parti İl Başkanı pislik dedi. Aynı zamanda eşime de şerefsizsiniz siz diye hakaret etti. Bundan dolayı zaten ben bugün suç duyurusunda bulundum. Şu an hatırlayabildiğim bir heyecanımı yenerek anlatabilecek. Sonra karakola gitti, süreç. Evet. Adli süreç tamamlandı. Tamamlandı. Peki şeyi soracağım. Yani elinize geçirdiğiniz evraklar, endişelenmekte haklı olduğunuzu gösteren şeyler var mıydı yani suç? Tabii yani ki. Bizim şimdi, özür dilerim, seyirciler de belki konuyu tam anlaması bakımından bir önceki videoyu izleyenler anlar ama burada kooperatif adına tutulan bir yer var. Evet. Kooperatif adına tutulan yer İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt'a ait. Evet. Ali Bozkurt'a ait yerde size ayrılan bölümü adeta işgal etmiş Kudret Yörük isminde Kudret Sarı isminde bir başka İyi Parti İl Başkan Yardımcısı. Evet. Değil mi yani? Pozisyonu da bu. Kesinlikle. İyi Parti İl Başkanı'nın sizin yanınıza konumlandırmasıyla mı oradaydı? Onu da bir belirtelim de ben tam anlamak istiyorum. Tabii kooperatifin kuruluş sürecinde il başkanının bizim yanımıza konumlandırdığı bir kişiydi. Fakat kooperatifimizin üyesi değildi ya da herhangi bir resmi görevi yok kooperatifimizde. Dolayısıyla daha önce zaten evraklarımı istemeye gittiğimde vermem dedi. Evet. Şahitlerim de vardı bu konuda. Ben tabii ki nasıl bir usulsüzlük yapabileceklerini bilemediğim için endişem gün geçtikçe artıyordu. Savcılığa perşembe günü suç duyurusunda bulundum. Hala bir ses olmayınca bugün evraklarımı görmek için gittim. Yani şöyle, ben yeri gelmişken sözünüzü unutmayın. Lütfen unutmayın ama. Yani adliyenin bu vurdum duymazlığını ben bir kere eleştireyim burada. Evet. Şimdi hanım, iki tane hanımefendi gelmiş.
müracaat savcılığına diyor ki bizim haberimiz olmaksızın olağanüstü genel kurul toplantısı kararı alınmış ki zaten olağanüstü genel kurul toplantısı kararı alınması siz yapsanız bile hukuka aykırı. Evet. Olağan genel kurulunu toplamamış bir kurucular kurulu olağan genel kurulunu toplamamış bir kooperatif olağanüstü genel kurul kararı alamaz zaten. Alamaz. Keza sizin olmadığınız, hanımefendinin olmadığı, başka bir sürü yöneticinin olmadığı bir zeminde birkaç kişiyle veya üç kişiyle adı neyse bir karar almış. Olağanüstü genel kurul kararı. Size tebligat geliyor. Siz de bu kararı alabilenin başka neler yapabileceğini tahmin edemiyorsunuz ve bu korkuyu yaşadığınızı, bu endişeyi yaşadığınızı savcılığa paylaşıyorsunuz. Ve buraya acil müdahale edilmesi gerektiği söylüyorsunuz. Çok doğru. Perşembe geçiyor, cuma geçiyor, cumartesi geçiyor, pazar geçiyor, pazartesi geçiyor. Hiçbir hareket olmayınca size endişeniz sürüyor. Evet. Nereye gideceksiniz? Çaresiz. O suçun işlendiği yere gidip orada suç işlenip işlenmediğinden emin olmak. Çünkü bu zaten yani, benim bu kesinlikle yani. Böyle. Zaten bu bizim en doğal hakkımız. Ofisi biz kiralamışız. Evet. Ama bugün ilginç bir şey daha öğrendim. Ofisi bize kiralıya veren Ali Bozkurt'tu ama Ali Bozkurt imza atmadığını söylüyor. Kudret Sarı Ali Bozkurt'un yerine de kiraya verirken imza atmış. Yani mukaveleyi yaparken de sahte imza kullanmış. Defterlere baktığımda İşte iki tane kadın arkadaşımızın imzası var. Gülsün Bayraktar, Rabia Kur'dan. Meltem Aksoy katılmadı. Bana bir bilgi vermediniz ki toplantıya. Evet, çağrılmadım ki katılayım. Çağrılmadığım toplantıya nasıl katılabilirim? Katılmadı. Genel kurul almış. Bir kadın kooperatifine kendini üye yapmış. Bazı notlarda da görüyorum evrakların içinde kendini zaten başkan yardımcısı atamak üzere genel kurul toplantısı yapmak istemiş. Yani sizin haberiniz olmadan üye yapılmış. Kendisini başta üye yapmış yani. Üye defterimize şu an ulaşamıyoruz ama evrakların içinde bulduğumuz notların içerisinde kendisini üye yapmış zaten kadın kooperatifine. Hatta başkan olmak üzere de genel kurulun konularını belirlemişler. Peki şimdi... Kadın kooperatifler benim bildiğim kadarıyla üye olması için yani birisini üye yapabilmek için başkan ve yetkilendirilmiş bir kişinin olması gerekmiyor kesinlikle mu? Kesinlikle öyle. Bir başkan bir de başkanla birlikte iki imza. Yani tek imzayla hiçbir iş yapamıyoruz. Ben tek başıma da hiçbir zaten şey sizin imzanız olmadan olması mümkün değil. Sizin tek imzanızla da olması mümkün kesinlikle değil. Kesinlikle böyle. Bir yönetici ve siz yani yetkilendirilmiş bir yönetici ve sizin imzanız olursa üye yapılabiliyor. Kesinlikle. Zaten o zaman üye yapması da hukuka suç. Bir de Ticaret İl Müdürlüğü'ne, geçen videoda söylemedim onu. Ticaret İl Müdürlüğü'ne gittiğimizde orada Bekir Bey var. Ona soruyorum. Genel kurul kararı almışlar. O da diyor ki Meltem Hanım'ın haberi var mı diye sordum. Var ama katılmadı demişler. Ama benim ne resmi bir evrak geldi ne de genel kurul yapmak istediklerinden ya da karar defterine aldıkları karardan haberim yok. Çünkü zaten evraklar bana gösterilmiyor. Ben oradaydım. Bekir Bey söylediğinde de dinledim onu. Benim anladığım şuydu. Biz kendi aramızda konuştuk. Sizin var haberi ama gelmedi şeklinde denileceğinden bilgim var. Ben de size bu bilgiyi veriyorum. Aslında diye. Tam da yani böyle. Aslında perde arkasında sanki işi birlikte kurgulamışlar gibi açıkçası. Bir hava vardı yani. Ben bunu da söyleyeyim bu arada. Öyle bir hava vardı. Kesinlikle öyle tabii bir hava. Tabii zanına göre muamele edilmez. Başka bir şey bu yargının konusu belki ama tabii. Neticesi itibariyle böyle de bir şeyi ben tespiti orada kendi adıma yaptım yani. Siz buyurun lütfen kaldığınız yerden. Yok daha güzel oluyor. Benim de hatırlamama yardımcı oluyorsunuz. İşte biz bugün karar defterimizi aldık. Orada benim imzam olmadan imza atılmış. Hukuksuz bir genel kurula gidilmiş. Sizin anlattığınız gibi olan bir toplantı yapılmadan genel kurula gidilmiş. Oraya imza atan diğer kadın arkadaşlarımdan da yarın gidip savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı belirtmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz Nuray Hanım. Bugün yaşadıklarınızı bize aktarır mısınız? Bir 10-15 gün süre zarfında Meltem Hanım bana tebligat geldi. Genel kurula gidiliyormuş dedi. Ben dedim benden için bana hiçbir şey gelmedi. Ne zaman aldınız kararı? Ve yeni kurulan bir kooperatiflerde genel kurula ya da olan genel kurula gidilmeden önce
Kurucular Kurulu Genel Kurulu'na gidilmesi gerekir. Bunun bilgisini de araştırdık, edindik. Ve lisede 15 gün önceden bildirilmesi gerekiyor. Bana hiçbir, ne tebligat geldi, WhatsApp'tan ne mesaj geldi, hepsinde telefonumuz var. Kurulum aşamasında gruplar kurduk, mesaj geliyordu. Hiçbir şey gelmedi, hiçbir bilgi gelmedi. Ve kurulum aşamasında kurulduktan sonra Kudret Sarı ve Fikriye Hanım sürekli üye yapılmasını istediler. Ben buna karşı çıktım. Çünkü bizim hiçbir faaliyetimiz yok şu anda. Evet, çok güzel şeyler, projelerimiz var, faaliyete geçecektik ama şu anda hiçbir şey yapılmayan bir kooperatife biz önümüzü görmeden insanla kooperatife üye yapıp onlara bir şey yapamayız. Biz onlara destek olalım ama gelip bize para verip üye olmasınlar dediğimizde bize karşı çıktılar. Bizim asıl şeyimiz buradan başladı. Dışlanma olayımız o konudan sonra başlandı. Evet. Ben Kudret Bey'e geçerken dedim benim haberim yok. Tebligat dedi, yolladık. Benim elime gelmedi tebligat. Bir posta, bir evde bulunamamışsınız. Telefon var. Ben evrakları isteyeceğim dedim. Daha önce de ben rahatsızlanmıştım, gidemedim. Meltem Hanım, eşim, Nurullah Bey, Alper Bey'e gittiklerinde evrakları veremeyeceğini söyledi. Ben de gittiğimde aynı tepkiyle karşılaştım. Ve bugün Meltem Hanım'a dedim ki hani biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk ama dedim gidip bir daha bir isteyelim. Biz Meltem Hanım'la yola çıktığımızda bizim çok güzel projeleri olan bir Ferhat arkadaşımız var, kooperatife verecekti projelerini. O dedi ben de geleyim. Erkan Bey geldi. Meltem Hanım'ın eşi belki dedi biz erkek erkeğe hallederiz güzellikçe, hani verirler size. Evet. Gittiğimizde orada bir arbede yaşattılar bize. Bu olaylar olurken il başkanımız geldi. İYİ Parti il başkanı Şener Toköz bize pislik dedi. Ben pislik olacak ne yaptım? Ben insanların hakkını savunup dururken, kadınlarla mücadele ederken, bir genel başkanımız bunun arkasındayken biz ne yaptık da pislik olduk? Yani şerefsiz, pislik lafını hak etmedik ve genel başkanımızdan, bütün kadınlardan bunun hesabının Şener Toköz'den sorulması için suç duyurusunda bulunduk. Bütün kadınlar adına da herkesten rica ediyorum, bugün bize yapılan yarın size de yapılabilir. Bir kişi mevki koltuğa oturduysa her tarafı karıştırmayacak. Herkes toplama görevidir. O toplamada herkese dağıttı, birbirine düşürdü. Ben teşekkür ederim. Parti teşkilatı da zaten dağılmıştır. Artık kooperatifle Güneş'in Kadınlar'ın bir bağlantısı yok. Siyasi olduğu için zaten olamaz da. Evet. Ve o olaya müdahale olup oraya gelip bize hakaret etme hakkı yok. Bu hakaret olduysa, oraya gelindiyse, bunlar olduysa ben bunun arkasında art niyet ararım. Ve bu olaydan hemen yarım saat sonra eşimi ve Meltem Hanım'ı yönetimden WhatsApp gruplarından çıkarıyorlar. Ceza olarak onu veriyorlar. Yani ben bir şekilde bu olayın gerçekten yukarıdaki kim yetkiliyse, bir kadın, mağdur kadın, hakarete uğramış bir mağdur kadın olarak ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Sonuna kadar da bu mücadelemi devam ettireceğim. Burada eşiniz WhatsApp grubundan çıkartıldı. İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Divan üyesiydi. Evet ve İYİ Parti kurucularından. İYİ Parti kurucuydu. Evet. Biz Meltem Hanım'ın arkasında olduğumuz için, yanlışları gördüğümüz için uyarmalarımıza rağmen hiç... Doğruyu söylemenin ve yaşamanın bedeli, gerçek bir İYİ Partili olmanın bedelini aslında ödüyorsunuz bizim anladığımız kadarıyla. Biz ne yapıyoruz? Tek insan olmasın, herkes bir olsun, herkes fikrini özgürce koysun, herkes bu vatan, millet, gelecek nesiller için, gençlerimiz için, torunlarımız için mücadele edelim diye uğraş verirken her tarafta bir tek adam engel oluyor bize. Genel merkezimizin bunu görmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Genel merkezi haberdar ettiniz mi? Peki bir de onu sorayım da buranın dışında şu an yaptığınız... Evet, yaptım. Bu olaydan haberleri var. Mutlaka genel merkez bu konuyu size bir şey yapacak inşallah. Evet. Biz inanıyoruz buna. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten şu duruşunuz bizi umutlandırıyor, şevklendiriyor. Bir Cumhuriyet kadını olarak her ikinizin de ve diğer arkadaşlarınızın da duruşu Uşak Kuvayi Milliye ateşinin yakıldığı bir kentte
kadınların ortaya koyduğu bu reaksiyon, kadınların ortaya koyduğu bu dik duruş, onurlu duruş bizi son derece mutlu ediyor. Bunun da objesel bizim için önemli ve değeri de var. Bir de şöyle haberler geldi bana, Meltem Hanım'la ikinizin aleyhine. Kimseye, hani genel merkeze gidilmeyecek, gitseniz bile kabul edilmeyecek. Burada hani savcılık, adliye, şu bu, nereye giderseniz gidin, hiç kimse sizi aileye almayacak. Evet. Ona göre kenara çekilin. Biz kenara çekilirsek ne olacak? Kenara, yani bizim onlara ne zararımız var? Evet. Niye kenara çekilelim? Doğruları söylemek, gördüğümüzü belgeleriyle kanıtlamak suç mu? İşte şimdi siyaset öyle bir laçka hale geldi ki, kendi planlarına ters olan herkes onlar açısından bir nevi tükaka özür dilerim hale geliyor ve şey muamelesi görüyor, yani bu nedir o derler ya, böyle köle-i zahra muamelesi adeta görüyor. Evet, onlar alışmışlar kendilerine beyat eden ne derse tamam başkanım. İşte bugün karakoldaki 6 kişi yanlarında bütün yönetimi çağırdılar, hani ki gelmesi gerekiyor. Netice itibariyle orada il yönetim kurulu üyesi kavgaya karışmış, il başkanı kavgaya karışmış ve il başkanı kadınlara hakaret etmiş. Bütün yönetime gelmesi gerekiyor. Ama işte 5-6 kişiyle orada bulunabilirler. Çağırmalarına rağmen kimse gelmedi ki insanlar zaten farkında. Yapılan haksızlığı, yapılan zulmü farkında. Her ne kadar genel merkez farkında değil gibi davransa da adliyemiz maalesef farkında değil gibi davranıyor olsa da halk bunun farkında ve halkın farkında olduğu bir zeminde demin Ferhat Bey de söyledi, mızrak artık çuvala sığmaz hale gelmiş durumda. Dolayısıyla gerekli müdahalenin geleceğini hem hukuken siz işte elinize geçirdiğiniz belgelerdeki suçlarla beraber, suçları izah ederek bence bir an önce savcılığı yeniden bilgilendirirseniz savcılıkta bu anlamda üzerine düşeni yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani... Murat Bey, ben size döneceğim. Bugünkü olayların tanıklarından bir tanesiniz. Bugünkü yaşananları bir de sizin... Bir şey söyleyeceksiniz. Ben önemli değil. Sizin pencerenizden dinleyelim istiyorum. Ya bizim penceremizden, bir gazetecinin penceresinden bir bak. Bir insanın penceresinden bir bak. Yani nereden bakarsan bak, bir kere hanımefendilere yapılan bu haksızlığı, bu zulmü, bugün zirve yapmış olan bu zulmü ben eserle kılıyorum yani. Öncelikle bunu söyleyeyim. Gerçekten insan ne pahasına olursa olsun, yani diyelim ki benim vatanıma, yurduma göz dikse bir hanımefendi, evet, bu kadar zulmedilmez yani. Vatanıma, yurduma göz dikse diyorum bakın. Bizim ırkımızdan, bizim soyumuzdan, bizim neslimizden olmayan, başka bir dünyaya ait, başka bir ülkeye ait kadınlar gelse ve vatanımıza, ırzımıza tevessül etse, kadınsa bu yapılmaz yani. Evet. Bunlar yani gerçekten kabalık ve şeyde, terbiyesizlikte zirve yaptıklarını gördük. İnşallah gereğini genel merkez ve hukuk yapar diyorum. Ben başka söyleyecek gerçekten bir şey yok ya. Söylenecek ne varsa ben söyleyeyim zaten. Evet, Meltem Hanım söylemek istediğiniz bir yani şey var. Yani genel başkanıma şu çağrıyı da bulunmak istiyorum ben. Biz fikir insanı olarak siyaset yapmak istiyoruz. Yani siyasetin vitrinde kullanıldığı insanlar olmak istemiyoruz kadınlar olarak. Ben fikrimle erkek ya da kadın ayrılmadan omuz omuza siyaset yapmak istiyorum. Erkeklerin peşinde, onların vitrin süsü olarak da siyaset yapmak istemiyorum. Uşak İl Başkanı, İyi Parti İl Başkanı'nın kadınlara yapmış olduğu bu pislik hakaretinin de hesabını soracağından eminim diyerek sözümü bitirmek istiyorum. İnşallah. Nuray Hanım, sizin söylemek istediğiniz son bir şey varsa alalım. Ben Genel Başkanımız Meral Akşener'e ve adalete güveniyorum. Şener Toköz'den ve bize bu eziyeti yapan bütün herkesten, bütün herkes derken Kudret Bey'le Şener Bey'in yaptıklarından adaletsin ve genel başkanımızın bunun arkasında bizim mücadele edeceğimizi biliyorum. İnşallah biz de arkanızda durmaya devam edeceğiz bu anlamda. Yanınızda durmaya devam edeceğiz. Nurullah Bey, son bir sözünüz varsa alalım ben. Bizi takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videoyu baktım, izlenme oranı hayli olmuş. 5000'in üzerinde insan tümünü izlemiş diyorum. Evet. Bizi takip edenlere, bize güvenenlere
bize bugüne kadar destek olan herkese, 80 küsur bir takipçimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Bu kadar bir şey. Çok biz teşekkür ediyorum. Biz de sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için, bu konularda bize destek olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben de tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Uşak Haber Merkezi'nde yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.